Merhaba arkadaşlar, bugün 27 Ekim Cuma, Osman Bey metronun çıkışındayım. Hemen dönüyoruz burada, bakın Madove Noter var. Şurada da Jacquemin yazan bir şey var. Nasıl okunuyor bilmiyorum, Jacquemin de okunuyor olabilir. Oradan giriyoruz, Feriköy Giyim Pazarı'na götürüyorum sizi. Burada kumaşçılar var, Bomonti tarafı. Nişantaşı'nın tam zıt yönündeyiz şu anda. Yani Nişantaşı'na gidiyorsanız Osman Bey metroda inip normalde Hümeyye Caddesi tarafına gidiyorsanız tam tersi yöne gidiyoruz. Bomonti tarafına gidiyoruz. Feriköy, Bomonti tarafı. Şöyle ağaçlar var yan tarafta. Servi ağaçları. Bu tarafta böyle tekstilciler var. Kumaş satıyorlar. Kumaşçılar var sıra sıra. Bakın burada YTT durağı varmış. Böyle bir durak adı. Devam ediyoruz. Buradan nasıl geçeceğiz acaba? Şurada İspark var. Şuradan geçelim. Gel kardeşim. Oo, iş makineleri var burada. Nasıl geçeceğiz acaba? Şöyle geçelim. Evet, böyle bir duvar var. Duvarın yanından yürüyoruz arkadaşlar. İnşaat dolu her yer. Kentsel dönüşüme giriyor. İstanbul yeniden yapılıyor. İstanbul depreminden önce ne kadar çok yeri yenilerse o kadar iyi. Şurada İTÜ okulları yazıyor. Oraya kadar yürüyeceğiz. Onun önünde ışıklar var şurada. Oraya kadar gidiyoruz. Sonradan sağa döneceğiz. O sırada size yolu da göstereyim. Belki eskiden Osman Bey tarafında oturan vardır. Bomonti buraları özleyen bilen vardır. Bir kere öyle bir yorum gelmişti Beşiktaş videomdan sonra. Bir izleyicimin halasının oturduğu sokakmış Beşiktaş tarafları akayetler. O yüzden özlediği yerleri görmüş olmuş sayemde. Bakın buraları yeniliyorlar böyle. İTÜ okullarının önündeki ışıklara kadar yürüyoruz. Karşı kaldırımda yürüyecek yer bırakmamışlar. Küpecik'te gezmeye çıkmış. Evet, biraz hızlandım şimdi. Kesintisiz video istiyorsunuz diye kapatıp açmıyorum arkadaşlar. Sonra hangi sokağa girdin, hangi caddeden döndün de anlamadık diyorsunuz. O yüzden Atatürk'ümüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları savaş dolayısıyla bizi alakadar etmeyen İsrail-Filistin savaşı dolayısıyla ertelenmiş mi? Öyle bir şey ya da iptal edilmiş diyorlar. Ama yine de kutlayan kutlayacak tabii ki. Evet, İTÜ okullarına geldik bakın arkadaşlar. Burada ışıklar var. Işıklardan şimdi bu tarafa gideceğiz. Trafik duruyorken geçeyim hatta. Normalde kırmızı yanarken geçmem ama bütün trafik duruyor şu anda. Sonra yedik. Şöyle İTÜ okullarına oradan döndük. Sağa döndük yani. Burada da böyle mağazalar var yine. Burada bir şey var. Abla da yok, kimse yok. Yaşlıdan bekliyorum. Burada yine bir inşaat. Bugün günlerden Cuma. Normalde Feriköy Giyim Pazarı Perşembe günleri. Akşam saat 10-11 gibi kuruluyor ama Cuma günü de gündüz devam ediyor. Tabii geceden başladığı için erken kapatıp giden tezgahlar oluyor. O yüzden ben gittiğim zaman muhtemelen tezgahların bazıları toplanmış olacak. Ama böyle akşam 4-5'e kadar falan devam eden tezgahlar da oluyor. Bir daha söyleyeyim. Perşembe akşam kuruluyor. Cuma gündüzde akşam 4-5'e kadar devam eden tezgahlar oluyor. Şimdi şu sokaktan gireceğiz arkadaşlar, bakın şöyle bir yer açılmış buraya. Şu en sonda divan yazan bir, bakın yüksek bir, şu üzerine divan yazıyor. Yüksek bir plaza var diyelim. Oradan giriyoruz. Bomonti Bit Pazarı'nın da kurulduğu alanda kuruluyor yani, aynı alanda. Pazar günleri antika pazarı kuruluyor bu. Şimdi sizi götüreceğim yerde. Başka ne diyecektim?
Evet, Perşembe akşam kalıyor şu anda gideceğimiz. Cuma gündüz devam ediyor. Pazar günü de hafta sonu hangi pazara gitsem diye düşünüyorsanız ailenizi alıp mesela çocuğunuzu, eşinizi, sevgilinizi, arkadaşınızı, dostunuzu, artık annenizi, babanızı kim alıyorsanız amcanızı, dayınızı gelip antika pazarı gezebilirsiniz. Antika pazarında fiyatlar yüksek oluyor. Bugün gideceğimiz pazarda ikinci el giysiler, eşyalar oluyor ve onlar daha bit pazar gibi uygun fiyatlı oluyor. Antika pazarında daha yüksek fiyatlı, böyle antikacılarda satılan türden. Bakın burada pomantı okul varmış, şöyle bir okul. Tekstil kumbarası varmış. Şişe kumbarası. Cam bardaklarınız, şişeleriniz kırılırsa bunların içine atın arkadaşlar. Geri dönüştürüyor böyle bir. Arpa suyu sokağıymış burası, bakın. Arpa suyu sokağı. Güzel bir ağaçtan oradan geçiyoruz. Budama yapmışlar. Bizim orada da bir yapsalar bir yolunda çok sevince. Ağaçlar yolları kadar uzuyor, geçilmeyecek hale geliyor böyle. Altından dallar çıkıyor falan. Hala daha kimse budamıyor. Bazen ben budama makasıyla dalıyorum sokaktaki ağaçlara. Neyse. Evet, divanın olduğu, yani daha doğrusu divan binasını gördüğümüz ilk sokaktan içeri girmiştik. Hala dümdüz devam ediyoruz. Hiçbir yere satmadık. Bakın bayrakları asmışlar. Kırmızı kırmızı Türk bayraklarımız asılı. Ben de daha asamadım. Bugün asayım ağır bayrağımız. 2 gün kaldı Cumhuriyet Bayramı'na. 100. yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Atatürk'ün bize hediyesi. Evet, yol yani aslında çok uzun değil ama böyle video çekince sanki çok uzunmuş gibi geliyor bazen. Siz benden hızlı yürüyorsunuz sonuçta. Ben şimdi video çektiğim için çok koşa koşa yürüyemiyorum doğal olarak. Siz daha hızlı tempolu yürürseniz. Burada da böyle bir yer varmış. Daha kısa sürede şey yapabilirsiniz. Bomontu diye geçiyor buralar. Deliköy Bomontu. Bu pazarı bazıları bit pazarı diyor, bazıları Bomontu bit pazarı diyor. Ama belediyenin belirlediği isim Feriköy Giyim Pazarı olarak geçiyor. Çünkü Feriköy diye alıyor. Antika pazarı için de aynı muhabbet geçerli. Pazar günleri kurulan bazıları Bomontu bit pazarı diyor, bazıları Feriköy bit pazarı diyor, bazıları Feriköy antika pazarı diyor. Herkes nasıl kolayına geliyorsa, nasıl alıştıysa. Bakın burada da böyle köpek kıyafetleri, aksesuarları satan bir yer varmış. Tasmalar, köpek giysileri falan var. Tasmalar ve şeyler var. Yani köpek çantaları vardı. Burada böyle bir küçük diyor çantacı varmış. Sokak arpa suyu sokağıydı. Bir daha göstereyim. Hala arpa suyu sokaktayız. Devam ediyoruz biz. Böyle dümdüz bakın gördüğünüz yerden yemiştik hatırlarsanız. Hiçbir yere satmadık. Yani Osman Bey metrodan çıkınca sağa dönmüştük. Sonra İTA okulları görünce tekrar sağa dönmüştük. Ve divanı gördüğümüz, divan yazan binayı gördüğümüz ilk sokaktan da girmiştik. Şurada tuğlalı bir duvar var. Onu hatırlarsınız zaten. Değişik bir duvar. Bakın şöyle yaklaşalım. Geçit gibi böyle tak gibi, zafer tahtı gibi. Bir ne denir? Köprü. Kemer mi denir? Kemer yapmış. Buradan da şimdi sağa döneceğiz. Yani hep sağ yaptık. Osman Bey metrodan çıktıktan sonra. Bomonti tarafına dönüyoruz. Şimdi sağa dönüyoruz. Pardon. Sağa döndük ya. Şurada bakın Mok Cafe yazıyor. M-O-C. Bakın yaklaşıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın M-O-C yazıyor ya. Onun yanından hemen gireceğiz şuradan. Şuradan aşağı doğru gidiyoruz. Bir karşıya geçelim. Bakayım. İçiyorum. Küpücük. Yapıyorsun küpük. Evet, şurada Mok yazan yerden. Buraya da dev bir çift bayrağı asmışlar böyle. Burası pazar sokağı arkadaşlar. Şu kafeyi bulduysanız pazarda buldunuz demektir. Çünkü bakın plazaların orası pazarda, bakın şurada. Şimdi göstereceğim size. Bakın şu alan, şurası pazar.
Pazar günleri Antika Pazarı, Cuma günleri de Feriköy Giyim Pazarı oluyor. Ama Perşembe geceden başlıyor dediğim gibi. Gece 10-11 gibi Feriköy Giyim Pazarı başlıyor. Gündüz de bazı tezgahlar devam ediyor. Bazıları toplayıp gitmiş olabiliyor. Yani geldik pazara arkadaşlar. Ne kadar yürüdük bakayım? 10 dakika olmuş. Konuşa konuşa dura dura 10 dakika. Siz belki 8 dakikada yürürsünüz. Belki 7. Ya da buralarda oturuyorsunuz da belki. 2-3 dakika mesafede de oturuyor olabilirsiniz. Sonuçta buralarda da çok yerleşim var. İşte çok kalabalık nüfus olarak. Evet, karşıya geçiyoruz. Burada böyle pazarın çıkışında oturup bir şeyler tostmaz. Meyve suyu içebileceğiniz, tost yiyebileceğiniz küçük bir yer var. Böyle organik içebileceği. Biz de arkadaşımla daha önce oturmuştuk burada. Evet, videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Sonra ilk bölüm olarak açarım. Pazara geldik. Romantik semt pazarı izliyoruz.